Selam güzel arkadaşlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hayırlı nurlu cumalar. İnşallah bu videoyu ben bugün yayınlayabilirim. Çünkü şu saate kadar hiçbir şey çekemedim. Günlük bir vlog olacak. Hani günlük çekip hemen anında yayınlayabileceğim bir video olacak diye düşünüyorum. Sabahtan beri kız benim bu koşuşturmacalarım hiç bitmiyor. Sabah beni Ayşe aradı. Sen dedi yani bu koşuşturmacaya maşallah Aysun diyor. Senin çok iyi kilo vermen lazım. Kız dedim ben yiyorum. Yiyorum yani. Oturduğum zaman arkadaşlarım bilir. Masada ne var ne yok ben götürürüm. Ben çok seviyorum ya. Yani ben yemek kadınıyım. Yemek ve gezme kadınıyım. Ay dün ne oldu? Canı sıkılıyor mu? Bu arada ben sana geçen gün beğeni yapın falan dedim ya. Ay o videomda benim beğeni sayısı neredeyse 1000'e gelmiş. Teşekkür ederim. Hemen hatırlatayım. Videomun başında. Beğeni ve yorumlarınızı unutmayın. Bu arada yürürken de yavaş yürüyeyim. Nilgün Hanımcığımın mı ne? Başı dönmüş. Ben böyle hani yürü spor yaparken bir daha öyle video çekmedi de şöyle ağır ağır yürüyeyim. Hem de bir seyrederken başınız dönmesin. Ha o videomun beğenileri ne kadar çok olmuş. Hadi kızlar hemen eğer unuttuysanız şu kısımda videoyu durdurun ve like düğmesine, beğeni düğmesine basın. Sizleri seviyorum. Şimdi ne diyordum ben? Bak. Ha, dün spor salonuna gittim. Ay, hiç gidecek halim yoktu. Vücudumda kırgınlık vardı. Ben bir terledim orada. Eve geldim, duşa attım. Sonra arkadaşlar ne video çektim ne bir şey. Hiçbir şey yok yani. Şimdi elbise bakıyoruz. Düğünümüz için hadi bakalım. Kiralama yerine gidiyorum İnegöl'de. Oraya bir tavsiye ettiler. Bir de Bursa. Bursa için de haftaya cuma randevu oluşturdum. Ya Selma ile gideceğim ya tek gideceğim ya bir şey olacak bilmiyorum. Bakalım. Elif de diyor ki ben gelirim ama Bursa için de araba kullanmayı hani korkuyorum. Bir de yer bilmiyorum. Yer yol şey yol bilmiyorum. O zaman dedim sen hiç gelme yol bilmiyorsan. Hani o da otobüste gelmiyor. Ha, yanlış anlamayın. Otobüse binemiyor. Midesi bulanıyor. Anladınız. O yüzden. Kız bu ne sıcakmış. Ay ben gömlek de giydim ince ama. Keşke kısa kollu bir şey giyseydim. Çok sıcak. Hadi kızlar. Görüşürüz. Elif almaya gidiyorum. Bime geldim. Üstünü giyiniyor Elif. Dedim burada bir vakit geçireyim. Hiç eve çıkmayayım dedim. Sen inersin aşağı. Hangileri yeni gelmiş? Evet. Çay tabakları mı var? O kaseler. Şöyle tabaklar. Şunlar. 249 TL. Sonra kurabiyelikler gelmiş. Şekerlikler. Öbür kafe çalışmıyor mu canım? Dondurma kaseleri gelmiş. Yok ya. Al. Şöyle kızlar. Yok. Ay çok şıkmış. Çok şık. Şöyle iki katlı lokumluk gelmiş. Ay bakayım bu nasılmış. Birisi açmış kapağını da. Ah Elif de hazır. Ay çok güzel bunlar şekerlik olur. Şey evet kahvaltı içinde. Çok beğendim bunu. Kupa 119 TL, dondurmalık tatlı kasesi 89 TL, kurabiyelik 119 TL. Ay dur şurada bakalım.
Allah'ım, klima da çalışmıyor. Güzelmiş. Çok geldi. Bunu yerine koyalım. Kızar, birazdan kapatacağım onu. Sonra bunlar ne? Kapatacağım onu. Şimdi sakın abi bir şey demeyin, söylenmeyin. Böyle hemen hazırda bekleyenler var. Şu 19 TL. Şunu da geçen gelmişti herhalde bu hafta. Bilmiyorum, ha böyle büyük kasesi var. Çelik karnıyarık tencerisi var. Hisar'ın 799 TL. Tefal'in krep tavası. Ben bunu çoktan alırım da benim istediğim bu değil. Benim istediğim Yelda'nın aldığı tabanlı var ya. Onlardan istiyorum. Bu neymiş? 249 yastık. Yastık. Ales. Yani. Böyle kızlar. Kendimi tutamadım ve aldım bir tane. Şimdi bunu Elif'e bırakacağım. Eve gittiğimde gösteririm. Yalnız cam ürünler çok güzel kızlar. Bunu eve bırakıp şimdi elimde taşımayayım poşeti. Kızlar, Elif'le buluştuk. Şöyle Elif'in kombinini de göstereyim size. Vallahi kıymış parayı vermiş. Fiyatını söylemedi bana. Boş verdi dersin, söylemeyeceğim. Şöyle arkadaşlar. Çırbanla mürbanla. Öyle. Kirpiklerine bakayım. Elif'i... Hayır, yakından göstermeyeceğim. Uzaktan. Yok, uzaktan gösteriyorum. Dur. Bak şöyle uzakta. Elif'i demişsiniz ya, hani görmedik. Demek ki o kısmı kaçıran birkaç arkadaş olmuş. Elif'i tanıştırayım tekrardan. Gel tadı. İlk ve son ama. Ha, evet evet, aynen. Hadi gel bakalım. Öyle kızlar. Kedin ne yapıyor? Kedin ne yapıyor? Uyuyor kız, yazık. Vallahi. Habire uyuyor mu? Ben uyuyor diye aldım. Ben dikkat edeceğim. Yok. Aa. Bunların hepsi kapalı. Yok. Bak şu var. Az öncekinin modelinden ama farklı renk. Şöyle. 42 var, 44 var. Bu ne renk? Gül kurusu mu? Yok. Değişik bir renk. Tam olarak adını ben de bilmiyorum. Yani bence değil dedikleri gül kurusu. Bunlar daha sade olanlar zaten. O zaman buradan çıkalım. Yok mu daha ya? Şu yeşil mi? Bu yok, yok. Bu yeşilin. Hani ben o zümrüt yeşili var ya. Hani bir yeşil tonu vardır güzel. Hani ona bakıyorum. Böyle şu kızlar. Gibi. Şuradaki kadife. Nasıl? Yok, kadife yeşil değil ki. Bu farklı. Bu petrol mavisi. Ay, bu ne kadar ağır bir elbiseymiş. Evet. Kiralamalar ne kadardan başlıyor? Yani 1000 liradan başlıyor. Çıkıyor. Düz satenler 1000. Evet. Buçuk. Başka yok mu şimdi? Kızlar, şimdi ben size bir tane bir model göstereceğim. Burada var mı? Sizi çekmiyorum. Siz rahat olun. Sıkıntı yok. Bu nasıl? Elif. Hı. Bu nasıl canım? Bu da ithal bir ürün. Sırt dekolteli şöyle. Güzel. Yırtmacı yok mesela. Yırtmacı istemiyorum dedim. Bu var ama bu dekolte. O daha da püskül var ya, daha da kilolu gösterir. Tam tersi, daha zayıf gösteriyor biliyor musun? Aa. Bir çizgi gibi olduğu için. Bunlar dekolteli değil. Geldiğim yer geçelim. Arkadaşlarım, kiralama yeri. Yani buradaki tüm ürünler kiralanıyor. Bana şu modeli gösterdi. Şu siyah, ama biliyorsunuz ben siyah istemiyorum. Bir giysem mi ki acaba? Giyeyim mi kızlar? Giyeyim mi?
Giy. Hadi giyeyim. Bir de onu da giy. Hangisini? Ya fikrin olsun. Hangisini? Şu demin gösterdin. O çok güzeldi. Şimdi kızlar, ilk modeli giydim. Böyle tek kollu. Şurada kol detayı yok. Giydiğim kaç beden? 42. Yırtmaçlı pantolonumu çıkartmadım. Daha pantolon çıkartılacak. Ve korse de giyiyorum biliyorsunuz. Çirkin değil. Ama bir ama oldu bende. Neden bilmiyorum. Ki siyahta böyle hani zarif de gösteriyor. Bir de benim bacaklarım da kalındır. Kızlar hani kendi hani vücudumu da tanıdığım için, bildiğim için doğruya doğru. Genelde bu ince bacaklar daha güzel oluyor. Nasıl buldunuz? Ya bir de rahat olamayacağım ben buna bak. Aşağı halay çekeceğim. Oynarken bir tuhaf olacak. Düşecek bu oynarken. Böyle duruyor zaten. Nasıl düz. Böyle mi? Evet. Şu an bunun böyle düz gelmesi lazım zaten. Böyle değil. Nasıl? Ha nasıl gelecek? Böyle. Şu an ha, böyle. Böyle mi? Gibi. Evet. Kolum da şöyle. Uzat kolunu. Hı hı. Puanlamalarınızı böyle yapın kızlar. Kollarım da bıngıl bıngıl. Gerçi kol da çalışıyorum ama şöyle. Ben bir fotoğraf çekineyim. Bana diyorsunuz ya hani böyle zayıfsınız. Ben nerem zayıf? Vallahi kalça basen var kızlar. Şöyle göstereyim. Ben bu modeli yani beğendim. Hani ama bir beden küçülürsem şöyle güzel. Bayağı ya bakar mısınız? İlk defa cesaretimi topladım. Bakın gösteriyorum şu kısmı. Kilo vermem lazım acil. Şöyle sırtı da güzel açık tam böyle benim istediğim gibi. Şu kısmı da istersek şöyle bir tülle kapatılabilir. Azıcık astar aşağıya inebilir. Hani olduğu yer alırsam. Böyle bunu da göstereyim dedim. Ama şu kısımlar olmadı. Olmadı ya. Zaten şimdi hemen yazacaksınız bana. Lütfen kırıcı yorum yapmayın. Kiloluyum biliyorum. Üstten hiçbir kilom yok. Benim bütün her şeyim buralarda. Anneden, genlerden gelen bir şey maalesef. Böyle. Nasıl oldu? Ama güzel oldu. Renk olarak çok. Ben zaten bu renk de var aklımda. Zümrüt yeşil de var. Ama spordur, yürüyüştür. Daha önümüzde 3 haftadan fazla bir zaman var. Tabii ki buralarda ister istemez incelme olacak. Burası çok küçük bir dükkan ama ürünleri az ve güzeldir. Şu cam eşyaları göstermek istiyorum. Fenomenlerin kullandığı kase daha bende yok. Ama bende bir sipariş vereceğim bunlardan. Haftaya da ama şu boyda bakın. Haftaya bunların ayaksızı gelecekmiş. Şöyle cam kaseler şu da olsun. Şimdi şu kısma geçelim. Şöyle bir göstereyim dedim size. Şu fincanlarını. Ne gördün yine? Beğendin mi? Bak, düşer o. Düşmez. Ha, ay bir yamuk. Bir renk renk olması. Şu vazo da çok güzelmiş. Vazo mu? Evet, çok tatlı. Evet. Aa, çok güzel. Nereye koyulur ki? Senin camın önüne. Hangi? Perdeleri çekiyor ya. Olur mu? Ama orada çiçeklerim var. Onun içine ben nasıl bir şey alacağım ki? İşte. Hanımefendi. Kızlar bakın şunları da göstereyim. Şu mermeri de çok beğendim. Sonra şu çok güzel. Bak ne güzel fincan. Kahve fincanı. Hmm. Ben sevmiyorum çanta içmeyi. Ama ince cam kız kalınca. Sevmiyorum kaç, var bende. Kaç tane? Bakın bambulara. Şunlar bu ne kadar? O dörtlü satılıyor abla 150 lira. 150. Peki şunun sadece üçlüsü ne kadar? 450. Abi ne yaptı? Cam porselen abla o. Cam mı? Cam porselen. Ben bunları çok beğeniyorum da. Dışı cam, dışı porselen kaplamadır o. Makineye bile at onu hiçbir şey olmaz. Şey de güzelmiş şu zeminindeki de çok güzelmiş. 450 miydi kız? Ay ben niye unuttum? Bana dedi dön. Yok buna da, bu da 450 değil mi? Gösterdim. Ay bu da şu fiyat yazmıyor. Allah'ım yarabbim. Şu 450 idi değil mi? Evet. Sen niye fiyat yazmıyorsun abi? Yazsana. Soruyorsan iki de bir rahatsız ediyoruz. Ay şu da çok güzelmiş kızlar. Çok hoş. Buranın evet
Değil mi güzel? Küçük ama güzel ürünleri. Bak şunu ben işte takımını yaptım ya. Bir tek şu yok bende. Al onu şimdi. Bütün hepsini. Evet. Aa bak peçetelik. Kahverengi değil. Şöyle bir bakıyorum başka ne var diye. Şunlar da çok moda şimdi. Hep çıkıyor. Yani çiftçi darlı. Fenomen bardakları. Çiçekli. Değiler. Değiler. Böyle kızlar. Şimdi de Elif'in sevdiği yere geldik. Zaten ikisi de yan yana. Ben oraya. O burayı çok seviyor. Ben gerçi burayı da beğeniyorum. Burada da çeşit. Oradan daha fazla. Herkes kazansın. Burada fincan çeşidi çok fazla. Kızlar bakın şöyle yavaşça gezdireyim sizi. Yani şimdi fincan sevenler burayı atlamayacak. Benim gibi fincan sevmeyenler atlayacak. Ama siz atlamayın. Bak ne güzel gelmiş. O ne? Rahat bunun içmeti rahat. Ha ağzı geniş. İngiliz onda baktığımız şey. Ay şu çiçekliye bak. Bak bardağıyla takım. Güzel. Seninkisi bir aşk değil mi fincan? Bak ne kadar tatlı. Bak tepsiler. Aa. Kenarın yok ama değil mi? Hafifte çok hafif. Çok güzelmiş o da. Tepsiler gelmiş bak yeni tepsiler de gelmiş. Sen bir tane sana alacağım ama dur şimdi değil. Sadece sana alacağım. Beni oyalıyorum. Ne kadar bunlar? Bunlar 125'ti. 125. Ya ben 125. Bundan iki tane alsam yeter zaten ya. Arkadaşlarım tam böyle fileye giderken ay elim değdi acıdı. Çok da acımadı ama ama iyileşiyor kızlar. Deldirmiştim ya geçen gün. Allah'a şükür yara, iltihap falan herhangi hiçbir şey olmadı. O teramisin o ilaç var ya hani yara için onu sürdüm. İşte bir şey olmadı. Birkaç günde çıkartırım. Şimdi tam fileye gidiyorduk. Elif'in arabasına bindik. Kocası aradı. Dolapların cam kapakları takılacakmış. Şimdi ustayı bekliyoruz. Latte içelim o zaman dedi. Öyle şey yapalım. Bakalım ustanın işi hemen biterse çıkacağız. Hemen bitmezse çıkamayacağız. Çok açım dedim. Şöyle evde çerez, fındık, çiğ fındık getirdi. Latte'mizi de içelim. Ondan sonra bakalım. Çünkü benim de evde yemeğim yok. Hani vakit kalırsa bir fileye gideceğiz, geleceğiz. Sonra eve. Sonra otururum, editimi yaparım. İnşallah size yetiştirebilirim kızlar. İnşallah. Elbiselerde siyah elbisenin üstü güzel olmadı. Altı çok güzel oldu. Diğer elbisenin rengi muhteşem. Beni patlattı. Hem kilo olarak patlattı. Bu eksi tarafı. Ama bana aşırı yakıştı. Yakıştırdım. Ben kendime yakıştırdım. Hani ten rengimi olsun. Lütfen yorumlarınızda hani kilomla alakalı çok kilolusunuz falan diye yazmayın arkadaşlarım. Çünkü şu an tam böyle bir kilo verme serüvenindeyim. Hani size de böyle kilom ne halde bir görün istedim. Bende basen maalesef bizim aileden gelen bir şey bu. Benim teyzelerim, rahmetli annem yani basenli ve kalçalıyız. Yapacak bir şey yok. Yani biz her yer, biz yüzden kilo, benim üstüm yoktur arkadaşlarım. Yani vardır da öyle değil. Üstten veriyorum zaten. Alttan çok zor veriyorum. Benim gibi olanlar beni anlar. Şu an her şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Mesela bugün dışarı çıktım, simit yemeyeceğim dedim. Çiğ fındık yiyorum. Evde de elma doğruyorum, yeşil elma aldım veya armut, yoğurttur. İçine işte şey koyuyorum, yulaf koyuyorum. Çerez ondan sonra o şekilde dikkat ediyorum spordur yürüyüştür bakalım toparlayacağımı düşünüyorum bir beden verirsem yani bir bedenli kilo verirsem tamamdır balık elbise gerçekten çok yakışıyor bence boyu da uzun gösteriyor bizim gibi olan kişilere de yakıştığını düşünüyorum hayırlısı olsun hakkımızda
Cuma günü bayağı yorucu geçecek, önümüzdeki cuma. Ama bu hafta içi eğer bir aksilik çıkmazsa bir kahvaltı olayımız olacak kızlarla. Onu da zaten olduğu zaman hani tam bir kesinleşsin şey yaparım, söylerim size. Teşekkür ederim. Oo, latte'mizi getirdi. Teşekkür ederim arkadaşım. Böyle. Kız benim tabaktan bunlar. Ben daha bir kere siftah yapmadım. Şu. Kahve fincanını da koy, her şey koy. Şu, evet evet. Teşekkür ederim. Böyle kızlar. Kamerada çıkma diyorum. Dikkat et kendine. Şimdi saçını bağlıyor. Kızlar şimdi biz dışarı çıkıyoruz. Azıcık bir vaktimiz var. Fileye bir ışınlanıp geleceğiz. Şu kısmı da göstereyim. Bu yapan ustayla da tanıştım. Gerçi ben özel ustayla da görüşeceğim kendimle alakalı. Yatak odasıyla alakalı. İşçiliği de çok güzel. Beğendim. Bakın bu kısım yoktu. Dün mü gösterdim ben? Dün gösterdim. Bakın burası da böyle oldu. Uzak çekim de yapayım. Tam girişte harika. Çok güzel oldu. Gerçekten. Şurası da, şu kısmı da göstermek istiyorum. Bakın. Hop, dokunmatik. Bu ne? O şey. Hani böyle bir dışarı çıkarken onu komple çekiyorsun. Hani onu unuttum mu, fişte bunu açık bıraktım mı? Ama buzdolabı? Buzdolabı bağlı değil. Aa, bu sistemde doğru, otel şeylerde oluyor. Tamam. Evet, böyle orayı da göstereyim dedim. Üstü de led. Böyle çok güzel olmuş. Güle güle kullansın. Ha, içinde şöyle göstereyim. Bakın kurpları da böyle. Yalnız kurpları Elif'in tersine geldi. Kıyafetini bu şekilde yapsın. Biz çıktık arkadaşlarım. Ay şimdi oradan. Buradan dönüyorlar hayatım da. Aynadan görebiliyor musun? Hızını kesin. Arkadaki. Vallahi Gümüş'e çok kötü olacak. Nerede bu file? Yaklaştık mı? Bozucu lokumda işte. O sana pastelliğe gidelim diyorum ya. Ha. Sen gittin mi Seçil'le oraya? Pastelliğe mi? Ha. Seçil'le önceden gittik. Esin'le gittik. Aa. Bir sen kaldın gitmediğimiz. Kardeşimle gittik. AVM'si fakat yeme içme ve market. İşte file buraya açıldı. Nereden doğru geçiyoruz? Ama bir de şey var burada kızlar. Teddy var. Mağaza. Teddy'nin yanı zaten. Yani burası öyle, giyim mağazası yok burada. Market öyle. AVM güzel. Ay domateslere bak. Kilosu 54.95. Sen de alışveriş yapıyorsun. Hafta sonu ya. Ha, evet. Ay şuna bakın. Pembe domates en sevdiğim. Şu bebek patateslerden Migros'a çok bakıyordum. Özre'ye çok bakıyordum. Bir türlü böyle bulamıyordum. Burada var. Kızlar file markette bir dondurulmuş ekmekleri çok methediyorlar. Bir de şunları şöyle göstereyim. Harras'ın kendi ürünü. Şöyle. Bakın vişneli dondurulmuşları, meyveleri çok güzel oluyor. Ben Yelda'da yemiştim. Böyle bakın kesilmiş olarak da var. Mısırıdır filan. Sonra bir de ne gösterecektim? Ha, şimdi biz Elif'le ayrıldık. Hızlı da olalım dedik biraz. Dondurması da çok güzel. Burada vişnelisi, çileklisi, karamellisi, meyveli sakız. Mesela şöyle. Dondurmalar da güzel. Merhaba. Niye? Almanları geri koysam. Almanları mı? Şunları mı? Hmm. Niye? Canın çekmişsin ha. Merak ettim. Şey tamam. Övüyor. Ha. Neydi onların? Kim? Nilgün. Bunu mu övüyor? Ha. Aa. Ben sana diyorum şu zeytinli ekmeği al. Belediyede yiyoruz ya ondan. Tadına bir bak bakayım nasıl. Aynen. Ne kadar o? Bakayım. Kafe latte değil mi? İyi. 225. Bir dilimi, ufak bir dilimi 60 TL. Yani. Ondan baya bak 6 kişilik çıkar oradan o pasta. Bunlar neli? Kıymalı.
ıspanaklı. Hı hı. Ispanaklı geçebilirsiniz. Ne kadarmış bunun? Kilosu ne kadar onun? Kilogramı hepsi 235 lira. 235 lira. Şöyle kızlar bakın göstereyim. Gömleğim de sağa sola hep kaydı. Kızlar ben şimdi kapanışı burada yapıyorum. Filo markette gezdik. Baget ekmekten aldım. Zeytin dilimi aldım. Sonra ne aldım? Tavuk aldım. Tavuk aldım. Yemek yapacağım. Tavuk sote. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Elbise bakmak için Bursa'ya da gideceğiz. Daha çok mağaza gezeceğiz arkadaşlarım. Ama o ikisi de olmayacak. Güzel. Açık renk güzeldi ama kilo verirsem tabii ki güzel olur ama inşallah Allah'ın izniyle de vereceğim. Öyle. Yorumlarınızı bekliyorum. Gerçi çok da fazla çeşit de yoktu. Gösteremedim. Ya çeşit olsaydı gösterecektim. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Beğeni ve yorumları lütfen unutmayalım.